merakla beklediği bir başka konu var. KYK kredi borçları. Sosyal medyada da takip etmişsinizdir. Ana paranın neredeyse 2-3 katına çıkan faizler var. Bu faizlerin silinmesi ya da affedilmesi noktasında herhangi bir çalışma var mı? Söz konusu olabiliriz. Teşekkür ederiz. Tabii 351 sayılı biliyorsunuz yurt hizmetleri kanunu var. Ve bu kanunda da özellikle eski adı TEFE, yeni adıyla yurt içi üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Özellikle bir faiz uygulaması değil. Ana Muhalefet Partisi liderinin ifadesiyle bir faiz uygulaması değil. Önce bunun altını çizmek lazım. Kanunda var olan bir enflasyon oranıyla bağlantılı bir süreç ve tabii gençlerimizi bu anlamda biz hiçbir zaman özellikle mağdur etmedik. Ve az önce de bahsettim. Genç odaklı bir uygulamayı sizlerle paylaştım. Ve bizim hizmet anlayışımızda her bir vatandaşımız olduğu gibi gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. O yüzden bu anlamdaki yurtiçi üretici fiyat endeksiyle ilgili konudan kaynaklı durumları elbette bakanlık olarak en detaylıca çalıştık ve hiçbir zaman hiçbir gencimizi bu süreçlere mağdur etmediğimiz gibi bundan sonra da en güzel şekilde gençlerimizin mutlu olmasına yönelik adımları da atacağız. Buna ilgili uygulamalarımız, çalışmalarımız hazır. Ve ilk kabine toplantısı sonrası da Sayın Cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu gençlerimizle, kamuoyuyla paylaşacak. Tabii Türkiye hem kredi uygulaması, hem burs uygulaması ve bununla birlikte yurt altyapısı. İşte önümüzdeki günlerde yeni yurtlarımız biliyorsunuz. Biz her gün yeni bir yurdu devreye alıyoruz arkadaşlar. Dünyanın en kapsamlı, en güçlü yurt altyapısı ülkemizde. En geniş kredi ve burs altyapısı ülkemizde. Bunlar son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ortaya konan çalışmalar. Ve bunlar hep genç odaklı siyasetin, genç odaklı hizmet anlayışının ürünleri. Ve burada da hiçbir zaman durmadık. Her gelişmeye göre yeni çalışmalarla olayı geliştirerek, süreçleri en güzel şekilde yöneterek adımlar attık. Ve bu süreçte de nasıl asgari ücrette, nasıl emeklilerde, nasıl memurlarda, nasıl pandemi sürecinde sosyal politikalarla bu süreçleri yönettiysek, aynı şekilde kredilerle ilgili de en mükemmel şekliyle gençlerimizin yanında oluruz. Gençlerimizi ne ekonomik konjektürel durumların mağduru kılarız, ne de birilerinin karamsarlık tablolarına alet ederiz. İstismar etmesine siyaset malzemesi olma noktasındaki fırsat üretme çabalarına da en güzel şekliyle karşı koyarız, meydan vermeyiz. Gençlerimiz müsterih olsunlar. Devlet olarak, hükümet olarak genç odaklı siyasetimizde, hizmet anlayışımızda, eser siyasetimizde onların yanındayız. Yanında olmaya da tüm imkanlarımızla gece gündüz çalışarak, durmadan, yorulmadan el ele vererek işte bugün gençlerle beraberiz. Sağ olsunlar. Biz onlarlayız, onlar bizle. Ve onların umudunu, onların bugünlere, yarınlara olan o güçlü ümitlerini birlikte büyüteceğiz. Karamsarlıkla onları istismar etmeyen isteyenlere de hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Gençler bu ülkenin sadece yarınları değil aynı zamanda bugünleri, günümüzün ve yarınlarımızın, güçlü Türkiye'nin, müreffeh Türkiye'nin, daha adil bir dünyanın en büyük teminatı bu genç arkadaşlarım. Biz onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz, onları çok seviyoruz. Ve onların mutluluğu, onların her daim mutlu olması bizim en büyük önceliğimiz. Ve onun için de hep birlikte var olmaya, el ele vermeye de devam edeceğiz.